Efendim, Muş'a uzanıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Doğuda öğretmen olmak nedir? Nasıl bir duygudur? Hangi zorlukları yaşarsınız? Bunları size aksettirebilmek adına Muş'ta görev yapan öğretmenler tarafından kısa bir film çekildi. Biz de konunun detaylarını alacağız öğretmenlerimizden. Ahmet Osman Çankal, Oğuz Beyazıt ve Abdullah Düver şu anda telefon hattımızda sırasıyla bizlerle birlikte olacak, bizlerle konuşacak değerli konuklarımız ve aynı zamanda eğitim neferleri. Sayın Çankal'la başlıyoruz efendim. Sayın Çankal, yayınımıza hoş geldiniz. Mustafa Bey, hoş bulduk. Günaydın diyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz vakit ayırıp yayınımıza konuk olduğunuz için Sayın Çankal. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle bize bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenlerimizi de saygıyla selamlıyorum. Evet. Kendimi tanıtarak başlayayım isterseniz. Buyurun lütfen. Ben Ahmet Osman Çankal, Muş Merkez'de Eko İnşaat İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum. Muş'ta ikinci yılımı çalışıyorum. Okulumuzda bizim toplumsal ve sosyal mesajlar veren kısa filmler çektiğimiz bir ekibimiz var. Yine meslektaşlarımdan oluşan. Okuldan arta kalan zamanımızda meslektaşlarımızla değerler içerikli ya da toplumsal mesajlar içeren kısa filmler çekiyoruz. Bu projemizin doğuşu da şöyle oldu. Yüksek lisans eğitimimi sürdürdüğüm Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sayın Dekanımız Profesör Doktor Mehmet Küçük ve Sayın Danışman Hocam'ın ricasıyla hem yaklaşan Öğretmenler Günü de vesilesiyle evet. Bizden Öğretmenler Günü programında izlenmek üzere, izleti olarak sunulmak üzere bir çalışma yapmamızı istediler. Tabii biz bu çalışmayı daha önceden bizim diğer çalışmalarımızda, projelerimizde biliniyordu. Tabii biz bizden istenenden biraz daha böyle işimizi ciddiye alarak daha profesyonelce bir çalışma yapmak istedik çocuklarımızla beraber. Sayın yönetmenim ve değerli meslektaşım Abdullah Düyer ile birlikte çalışmalara başladık. O da sınıf öğretmenidir bizim okulumuzda. Amacımızdan bahsedeyim isterseniz. Bu filmi çekme amacımız bizim öğretmenlik mesleğini topluma sevdirmek, öğretmen adaylarının mesleki şevk ve arzularını arttırmaktı. Evet. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki öğretmene ihtiyaç duyan çocuklarımızı öğretmenlere kavuşturmak adına toplumsal bir farkındalık yaratmaktı bizim amacımız. Sanki böyle biraz içinde hani şu fikir de var mıydı? Bu farkındalığı yaratırken biz de biraz eğlenelim, biz de biraz güzel vakit geçirelim gibi bir gaye de var mıydı? Tabii ki öyle bir gaye de vardı. Çünkü biz çocuklarımızı yetiştirirken aynı zamanda yani sosyal olarak da sosyal gelişimlerinin de aynı zamanda paralel olarak gelişmesini istiyoruz. Yani çocuklarımız açısından da çok güzel bir çalışma oldu. Kendilerine olan özgüvenlerin arttırılması bakımından, ufuklarının genişlemesi bakımından, sosyal gelişimler açısından onlar için de çok güzel oldu. Bizim için de dediğim gibi hani biz bu işi aslında hobi olarak yapıyoruz. Hem eğlenmek, hem topluma güzel mesajlar vermek, mesleğimizden, öğretmenliğimizden arta kalan zamanlarımızda da bu işlerle uğraşmaya çalışıyoruz. Evet. Evet. Peki şimdi bu filmde sizin rolünüz nedir? Elbette bir eğitim neferi olarak siz de sanırım bu filmde varsınız. Evet. Biraz böyle konusundan, içeriğinden, senaryodan bahsedin evet. Bizlere. Senaryodan bahsedeyim. Öncelikle bu film benim sınıfımda çekildi. Üçüncü sınıfları okutuyorum. Kendi sınıfımda çektik. Başında kendime göre öğretmenliğin tanımını yaptım. Öğretmenliğin benim için ifade ettiği duygulardan bahsettim. Daha sonra çocuklarımızla, sınıfımızla derslerimizden kesitler sunduk. Sınıftaki etkinliklerimiz, yaptığımız deneyler, bilimin doğası deneyi yapmıştık o videomuzda. Daha sonra sınıfta söylediğimiz işte şarkılar, oyunlar, ders işlediğimiz zamanlardan kesitler sunduk. En sonunda aslında çok güzel bir şey oldu. Çocuklarımızla röportaj yaptık. Yani onlar için öğretmenlik ne anlama geliyor? Öğretmen olmayan bir toplum nasıl olurdu? Öğretmenler Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya özellikle neden gelmeliler? Bu konuda onların düşüncelerini aldık. Bu da tamamen doğaçlama gelişti aslında. Önemli olan ve güzel olan nokta da buydu. Yani soruyu tamamen sorduk ve kameramızı açtık. Çocuklar tamamen doğaçlama, o anki duygularını ifade ettiler. Çok da güzel ifade ettiler. Çok
güzel bir çalışma çıktı ortaya. Evet, peki. Şimdi dilerseniz diğer öğretmenlerimizle de konuşalım. Onların da duygularını, düşüncelerini alalım. Sayın Çankal. Tamam, peki. Tamam. Ben şundan da bahsedeyim o zaman vermeden önce. Okul idaremize de bize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Burada öğretmenlerimiz de bir aile gibiyiz. Buraya gelecek öğretmen adaylarını da davet ediyoruz. Burası Evet. Muş gerçekten ve bu Onlara bölge. filmin sonunda geleceğiz efendim. Onunla ilgili Öyle mi? duygularınızı, Peki, düşüncelerinizi alacağız tamam. Sayın Tamam, ben Çankal. şimdi arkadaşlarıma iletiyorum. Peki. Şimdi Oğuz Beyazıt'a iletiyorum. Peki. Okulumuz rehber öğretmeni, buyurun. Peki. Sayın Alo. Beyazıt. Merhabalar, nasılsınız? Efendim, siz de yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür Hoş bulduk. ediyoruz. Sizi misafir etmekten dolayı gayet mutluyuz Sayın Beyazıt. Sizi tanıyalım efendim biraz, ardından sizin bu filmdeki emeğinize Ben Oğuz Beyazıt, 4 yıldır Muş'ta çalışıyorum. Okul psikoloji danışmanı ve rehber öğretmeni olarak görev yapıyorum. Ahmet hocamın da biraz önce söylediği gibi okulumuzda güzel bir ekibimiz var. Böyle yani toplumsal mesaj içerikli filmler çekmeye çalışıyoruz. Bu sefer de böyle öğretmenlikle alakalı bir film oldu. Güzel bir ürün ortaya çıktı. Bu güzel ürün ortaya çıkarken yani öğrencilerimizden ve ekip arkadaşlarımızın çok çok yardımı oldu. Benim bu filmdeki emeğim yani emeğim diye söyleyebileceğim şey yani ben 4 yıldır burada olduğum için yani en azından öğretmen adaylarının hani burayı ben söyleyeyim. Sayın Beyazıt. Buyurun. Efendim, tam son cümlenizi net bir biçimde duyamadık. Öyle mi? Öğretmen adayı Sayın Beyazıt, Evet. efendim sesinizi alamıyoruz. Sesim geliyor mu şu an? Şu anda gayet iyi. Öğretmen adaylarının diyorsunuz ama gerisini bir türlü duyamadık. Öğretmen adaylarının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde neden öğretmenlik yapmaları gerektiğinden bahsettim Evet. ben videoda. Yani buralarda vatanımızın bir parçası, bayrağımızın dalgalandığı bölgelerimiz. Ya bütün öğretmenlerimizin buraya gelmeleri lazım. Yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde öğretmenlik yapmayı anlamak için biraz da burada yaşamak lazım. Değil mi? Yani buraları görmek lazım. Aslında insanı olgunlaştıran da bir coğrafyada bulunuyoruz, öyle değil mi? İnsani Evet. ilişkiler bakımından bulunduğumuz yerlerle pek çoğumuzun yaşamaya alışık olduğu o metropollerle aralarında dünyalar kadar, dağlar kadar fark olan insani ilişkilerin çok daha sıcak, samimi olduğu yörelerde de yaşıyoruz. Tabii ki çok çok haklısınız. İşte burayı görmeden, bilmeden hani bir takım ön yargılara sahip olabiliyorlar hani buraya gelmeyen insanlar. Biz o ön yargıyı kırmak için aslında bu işi yaptık biraz da. Yani o ön yargıları kırıp buraya gelip bize muhtaç yani öğretmenlere muhtaç öğrenciler var burada. Yani biz o öğrenciler için buradayız. Yani diğer gelmesini istiyoruz yani diğer öğretmen arkadaşlarımızın da. Çünkü bu bölgede öğretmen açığımız biraz fazla. Evet. Gelmelerini bekliyoruz. Çünkü onlara ihtiyaç duyan birçok öğrencimiz var burada. Peki. Peki Sayın Beyazıt, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Düver de yanınızda bildiğimiz kadarıyla, değil Evet, mi? kendisi de şu an yanımda. O ekibimizin yönetmeni diyoruz biz Evet. ona. Ona vereyim, o da size bilgileri versin. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sayın Düver. Alo, iyi günler. Efendim, siz de yayınımıza hoş geldiniz. Biraz da sizi Hoş bulduk. tanıyalım Sayın Düver. İsmim Abdullah Akgüler. Ben de 4 yıldır öğretmen olarak görev yapmaktayım. Daha önce 2 yıl köy öğretmenliği yaptım. Ardından Muş merkeze geldim. İşte 2 yıldır da burada çalışıyorum. Evet. Projelerimizi genel olarak senaryolarını ve yönetmenliğini ben yapıyorum. Son yapmış olduğumuz projenin de yine yönetmenliğini, kurgu ve montajını ben hazırladım. Yaklaşık olarak 9 yıldır bu işle uğraşıyorum. Lise döneminden, üniversite dönemine ve günümüze kadar. Hep birçok proje üretmeye çalıştım. Daha sonra öğretmen olduktan sonra köydeyken yine 2 tane kısa film hazırlamıştım. Yine orada sosyal problemlere değinen, sosyal içerikli mesajlar veren projelerimiz olmuştu. Onlarla yine bazı ödüller kazandık. Daha sonra Muş'a geldikten sonra buradaki, yani ben köydeki en büyük problemim bir ekip problemi yaşıyorduk. Çünkü yanımda çalışabilecek, benimle beraber bu işin yürütebilecek eleman ihtiyacımız çok oluyordu. Buraya gelince de özellikle işte Ahmet hocamız, Oğuz hocamızla beraber ve yine İlker arkadaşımızla İlker Şahin, Murat Kocaman, Murat Sarkı Kaygısız bu arkadaşlarımızla beraber güzel bir ekip kurduk burada. Ve çalışmalarımıza başladık.
sosyal içerikli, toplumsal problemlere değinen projeler üretmeye çalışıyoruz. Evet. Bu da onlardan bir tanesiydi. Peki, yönetmen olarak bu projede yer aldığınızı söyledi Sayın Beyazıt da az önce. Sizler bu çekimi yaparken neler hissettiniz? Biraz o hissiyatınıza değinelim. Şu şekilde oldu. İlk zaten bana bu proje için gelen Ahmet hocamızdı. Kendisi böyle bir şey hazırlamak istediğini söyledi. Biz de son derece böyle profesyonel bir şey üretmeye çalıştık. Tabii güzeldi yani. Çocuklar mesela orada doğaçlama olarak söyledikleri şeyleri kaydederken biz de heyecanlandık. Yani biz o düzeyde cevaplar beklemedik. Yani daha böyle basit cevaplar bekliyorduk. Ama o an için gerçekten bizim için de sürpriz oldu böyle o verdiği doğaçlama cevaplar. Hatta bize birçok kişi işte nasıl oldu, hani siz daha öncesinde bir çalışma falan yürüttünüz mü şeklinde sorular geldi bize. Olay tamamen doğaçlama bir şekilde gerçekleşti. Daha sonra tabii ki bu projenin bu kadar yaygınlaşması, ulusal yerel basında da gündeme gelmesi bizi çok mutlu etti. Gerçekten çok büyük gurur duyduk bu durumda. Evet. Öğrenciler nasıl davrandı böyle bir projenin içinde yer almak? Onları da sanırım ciddi anlamda motive etmiştir. Evet. Kesinlikle çok motive etti. Çünkü bizim daha önce ürettiğimiz mesela benim küçük bir mutluluk, işte bu gol olur, minnet, göçmen ve yine bu projemiz, bu projelerin hepsinde çocuklar rol aldı. Ya, tüm oyuncular çocuklardan oluşuyor. Tabii ilk başta çocuklar bir heyecan yaşadılar. Hani böyle bir şeyin içinde olduğundan dolayı. İşte başta Ahmet hocamız ve yine rehber hocamız, Oğuz hocamız biraz daha konuşarak çocukları motive ettik. Tabii onlar da filmler bittikten sonra izledikleri zaman çok mutlu oluyorlar. Ve kesinlikle sosyal yönden bir gelişim kaydettiğimizi hissediyoruz. Kendilerine olan özgüvenleri artıyor. Kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Olaylara daha geniş ufuklardan bakabiliyorlar. Yani bu gibi çok ciddi sonuçlar alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Peki efendim, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sözü tekrar Sayın Çankal'a bırakmadan önce bizim de öğretmen konulu yapmış olduğumuz bir röportajımız var. Dilerseniz onu dinleyelim. Ardından Sayın Çankal'la son bölümde veda söyleşisini gerçekleştirelim. Tamam. Teşekkür Peki. ediyorum tekrar. İyi günler diliyorum. Hep birlikte dinliyoruz efendim. Toplum dengesiz ve arada sırada kavgacı bir toplum olurdu. Öğretmenlerimiz sayesinde bu günleri görebiliyoruz ve büyüyünce iyi bir meslek sahibi olabiliyoruz. Biz şimdi bilgi alamazdık, bir şey öğrenemezdik ve bilgisiz kalırdık, cahil olurduk. Baş öğretmen izinde Yılmaz yürür bu tür bilgisizlik içinde bir kabus gibi kalırız. Biz dünyada meslek yapamazdık, ekmek paramızı kazanamazdık. Adım öğretmen, her demdeyim, her yerde. Bir şeyler öğrenemezdik, yazamazdık, okuyamazdık. Yükselecek bu vatan. Öğretmenlerin buralara gelmesini çok istiyoruz. Çünkü burada çoğu çocuk öğretmensiz. Bazı öğretmenler de yok. Onlar için öğretmen gerekiyor. Onların da bilgi alması gerekiyor. Çünkü onlar ilerideki öğretmenler. Onlar da bir meslek sahibi olacak ileride. O yüzden yeni öğretmenlerin gelmesini istiyoruz. Bazı öğrenciler bir şeyler öğrenemezdi, okuyamazlardı, yazamazlardı. Bunun için öğretmenler gelmeli buraya. Yılmaz yürü. Öğretmenlerin de gelmesini istiyoruz. Çünkü bu dünyada birçoğu bilgi öğrenmemiş çocuklar var. Yılmaz yürür bu tür kenci. Benim adım öğretmen. Her demdeyim, her yerde. Röportajları dinledik Sayın Çankal. Evet Mustafa Bey. Efendim neler hissettirdi? Önce onu soralım size. Neler hissettirdi? Tabirinde ise tüylerimiz diken diken oldu tabii. Gurur duyduk. Çocuklarımızda da gurur duyduk. Ve bu şekilde güzel tepkiler almamız da, Derya'dan tebrik yağması da bizi çok onur etti. Yani yaptığımız bir işin bilinmesi, takdir edilmesi çok başka ve güzel bir duygu. Yani evet, duygularımı bu şekilde aktarabilirim. Peki. Peki efendim, biz de kolaylıklar diliyoruz. Bundan sonrası için az önce bir davetiniz vardı.
bu coğrafyaya bütün öğretmenleri beklediğinizi söylüyordunuz. Hep tedirginlikle gelinen, ben acaba oralarda ne yapabilirim, istediğim sosyal imkanları bulabilir miyim kaygısıyla gelinen, fakat birkaç yıl görev yaptıktan sonra kendini çok daha yetişkin, kendini çok daha olgun hissederek bir başka memlekete giden, görevine devam eden bireyler haline getiriyor bu coğrafya bizleri. Sizin tavsiyeniz nedir? Siz neler deneyimlediniz? Çok kısa bir biçimde onları da alalım, ardından veda edelim. Bahsedeyim. Şimdi burası, özellikle bu bölgede birlik, beraberlik ve dayanışma duygusu gerçekten gelişmiş. Halkımız sağ olsunlar, saygı görüyoruz, öğretmen el üstünde tutuluyor. Bazen bir takım imkansızlıklar, fiziksel imkansızlıklarla boğuşsak da yaptığımız işin öneminin farkındayız. Çünkü biz burada geleceğimizi inşa ediyoruz. Yani ben röportajımda da bahsetmiştim. Aslında öğretmenlik güzel bir tabir. Öğretmenlik bir toplum mühendisliği ya da toplum mimarlığı diyebiliriz. Çünkü bize düşen görev çok büyük. Yani bu ön yargıların yıkılması çok uzun sürmeyecek. Ben gelenlere bunu söyleyebilirim. Bu bölgede öğretmene dediğim gibi değer veriliyor. Yöre halkına da teşekkür ediyorum. Ön yargıları uzun sürmeyecek, yıkılacaktır, seveceklerdir. İnsanları buralar olgunlaştıracaktır. Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim her üçünüze de. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz bundan sonraki hayatınızda. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Herkese saygılar. Hoşçakalın efendim. Ahmet Osman Çankal, Oğuz Beyazıt ve Abdullah Düver efendim. Üç eğitim neferiydi bizimle birlikte olan. Sertap Erener söylüyor bu kez de. Kime diyorum?